Merhaba arkadaşlar, ben Yunus. Bu videoda sizlere Canon'un E414 modelinde yazıcının kafasını nasıl temizleme yaptırırsınız arkadaşlar, onu göstermeye çalışacağım. Yazıcının kafa temizlemesi yaptırdığınızda bu modellerde E414, 484 ve temizleme yaptırsanız bile arkadaşlar bunlarda pompa sistemi olmadığı için kolay temizleme yapmıyor, ama ben yine de size göstermek istiyorum nasıl temizleme yaptıracağınızı. Arkadaşlar yazıcımız Canon E414. Yazıcımızda böyle renk deseni yazdıktan sonra birkaç kere temizleme yaptırmamız mantıklı olur eğer depo sistemi kullanıyorsanız. Gerçi bu cihazda depo sistemi, yani pompa sistemi düzgün olmadığı için yine temizleme detaylı yapamayacaktır diğer modelleri gibi. MP280 veya IP2700 gibi detaylı temizlik yapamayacaktır, ama manuel olarak da bunu kanalımda videolarını görebilirsiniz. Kartuşu nasıl doldurulur, nasıl hava salınır ve kartuş nasıl onarılır gibi videoları görebilirsiniz. Bu bölümde sizlere arkadaşlar yazıcıya kafa temizlemeyi nasıl yaptıracaksınız onu göstereceğim. Yine bir önceki videomda sizlere test sayfasını nasıl yazacağınızı göstermiştim. Onda yine nasıl yapacağınızı tarif etmiştim. Oradan izleyebilirsiniz. Bu videomda ise kafayı, yani kartuşların ağzını nasıl temizlettiririz onu göstereceğim arkadaşlar. Yapmanız gereken, bu tuşa basılı tutuyorsunuz. Şu ışık 1 2 3 kez yalnızca elinizi çektiğinizde arkadaşlar yazıcının kartuşlarına bakım yapmaya başlar ve kartuş uçlarını temizleyecektir. Power ışığı sabiti döndüğünde ise bu işlem bittiğini gösterir arkadaşlar. Power ışığı sabiti yandığında yine test sayfası alabilir veya yazıcınızdan çıktı alabilirsiniz. Nozulların ne kadar düzeldiğini görebilirsiniz veya düzelmediğini görebilirsiniz. Ama bu işlemi yapmadan önce lütfen test sayfası yazdırın. Temizlemeyi ondan sonra yaptırıp tekrar test sayfası alın ki arasındaki farkı anlayabilirsiniz. Mesela burada ben yaptırmadım, size göstermek için yapıyorum sadece. Bu sayfayı alın, daha sonra temizleme yaptırın, tekrardan bunu alın, arasındaki farkı görün. Arkadaşlar bu videomda sizlere kafa temizlemeyi nasıl yaptıracağınızı gösterdim arkadaşlar. Şu anda yeşil ışık sabitlenmeye başladı ve bu yazıcının şu anda temizleme yaptığını görmüş oldum. Şimdi yazıcının tekrar test sayfası yazdıracağım arkadaşlar. Yine basılı tutuyorum, bir kere yanacak ve elimi çekeceğim. Yine böyle bir sayfa çıkaracak. Kamerada çok net gözükmüyor aslında nozullar, ama yine de ben size göstermek istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela ben ikisinde de sıkıntı olmadığı için ben size şey yapmadım, ama burada diyelim ki bir sarıda veya kırmızıda renkte sorun vardır. Temizleme yaptıktan sonra bakarsınız yine aynı mı devam ediyor mu diye. Olmazsa kartuş videolarını sağdan soldan çıkacak, onlardan onarım yapabilirsiniz ya da orta yazında kanalıma abone olup şuradan yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hem de benim videoma emek vermişim arkadaşlar. Destek olursunuz, paylaşırsanız çok memnun olurum. Hoşça kalın diyorum. Konuşan seyircide kalmayı unutmayın.